Şu anda Geyik Dağları eteklerinde. Geyik Dağı, Tanrı Dağı, Şeytan Dağı, Gümüş Dağı, Yıldız Dağı, Ak Dağları'nın tam ortasında bir merkezdeyiz. Eğriköl'e 2-3 kilometre alan bir alandayız. Biz şu an burada sarı çiğdem, mavi yasemine çiğdemi diye çiğdem. Kırmızı lalelerimiz var. Kırmızı lalelerimizle karşılaşabiliriz ama laleler daha çıkmadı. Dağ sümbüllerimiz, orman sümbüllerimiz daha çıkmadı bu bölgede. Onlara biraz daha zamanımız var. Çobanlarımız Mayıs'ın 20'siyle beraber çobanlarımız gelmeye başlar. Fakat aile olarak, aile ortamı olarak gelmeye başlar. Okullar kapandıktan sonra çocuk herkes buraya göçebe, o zaman daha çok olur. Yaz ziyaretçisi daha çok gelmeye başlar. İki yıldır Nisan ayında otomobille buraya çıkabiliyoruz. Ondan önceki yıllarda biz hiç otomobille çıkamadık. Hep yaya geldik. Genelde Mayıs sonu, Haziran'a kadar bu yollar kapalı olurdu. Ya da belediyeler açmadı bu müddetçe, gelinmezdi. Normalde şu anda şu arkamızda görünen manzara, hem gölün üzeri hem de evlerin üzeri kar olması lazımdı. Doğa fotoğrafçılığı, kuş fotoğrafçılığı biraz daha az geliyor ama gezi fotoğrafçılığı ve bitki fotoğrafçılığı, yani bitki üzerine çalışan kişiler çok geliyor. Bölgemizde görebildiğimiz karalelik var, erguvani balıkçılığı vardı. Şu an gölde sakarmeke ve küçük batağan var. Gri balıkçılığı görmedik, gri balıkçılığı göreceğiz daha. Gri balıkçılığı gelecek. Su kuşları bundan sonra çok fazla gelmeyecek, onlar olacaktır. Ama buna nazaran işte yazın geleceği olan kuşlarımız var, yırtıcı kuşlarımız var. Kızıl şahin gelecek, şahin gelecek, kaya kartalı gelecek, çaylak gelecek, yılan kartalı gelecek. Ondan sonra gökçe delice diye bozkır delicesi gelecek, bu bölgede olanlardan bahsediyorum. Ondan sonra kerkenez gelecek, küçük kerkenez gelecek. Yani bunlar gelecekler. Ziyaretçilerimizden beklentilerimiz, herkes yiyeceğini, içeceğini, getirdiği çöpünü poşetine katıp tekrar geri götürmesini istiyoruz. Yani temiz bir doğa, temiz bir göl istiyorsak temizliği kendimizden başlatmalıyız.